LGS'ye son 33 gün gerçekten de insan istiyor ki dışarıda çıkayım gezeyim <laughs> bu güzel havaların tadını çıkarayım. Ama bizler sağlığımız için bizler gelecekteki güzel günlerimiz için sabrediyoruz evdeyiz. Sizler de sokağa çıkmıyorsunuz ama aynı zamanda yine gelecekteki günleriniz için sıkı sıkıya çalışmalı ve bu son 33 güne girdiğimizde çalıştıklarınızın hepsinin aklında kalacağını bunları mesela diyelim ki kitaptan çalışırken şurada yaptığınız bir yanlışın veyahut da şurada öğrendiğiniz bir bilginin artık aklınıza kalacağını bilip ya ben bunları öğrendim aklına kalacak. O zaman daha fazla şey öğreneyim, daha fazla doğru yapayım, daha fazla yanlış yapıp onların doğru cevabını öğreneyim demelisiniz. Ve mükemmel bir şekilde sınava hazırlanmalısınız. Günün sözüne baktığımızda Mustafa Kemal Atatürk diyor ki yalnız bir tek şey ihtiyacımız vardır. O da çalışkan olmak. Ben de şöyle her zaman gibi imzasını atayım. Evet gerçekten de çalışmamız lazım arkadaşlar. Çok güzel bir söz. Özetlemiş yani. Demiş ki ya falan, falan falan falan. Çalışkan olmamız gerekiyor. Bizler çalışmalıyız arkadaşlar. İşlerimizi yapacağız. Ödevlerimizi yapacağız. Görevlerimizi bitireceğiz. Ve ardından da o güzel günleri birlikte göreceğiz. Günün yorumuna baktığımızda Dilruba ünlem işareti diyor ki. Hocam kendinizi bir LGS öğrencisi yerine koyduğunuzda mükemmel bir şey. Oh ne güzel gencecik ne kadar iyi oh oh sınavlar. <laughs> Şaka değil. İnkılapta ayrıntıları unutuyor. İngilizce'de denemelerde kendiniz yeterli bulmuyor. Matematik 14 17 net arası yapıyor olsaydınız son bir ayı nasıl değerlendirdiniz? Mesela ilk hangi dersen çalışmaya başladınız? Günde kaç saat çalışır? Kaç soru çözer? kapatmak için neler yapardınız? Birincisi. Öncelikle inkılapta ayrıntıları unutuyorsun ama eğer soruları doğru yapıyorsan ayrıntılara takılma. Unuttuğun ayrıntıları post-it şeklinde karşıma yapıştırdım. Bunlar bir. İngilizce denemelerde kendiniz yeterli bulmuyorsan, burada çok fazla yanlışın çıkıyorsa yine kelimeleri de karşıma yapıştırır ve İngilizce soru çözmeye devam ederdim iki. Şimdi bununla alakalı bir, bir, bir reçete daha vereceğim. Matematik 17-14 arası yapıyorsanız da son bir nasıl değerlendirdiniz? Birincisi kesinlikle sadece matematik ağırlıklı ya da sadece İngilizce ya da sadece inkılap ağırlıklı çalışmazdım. Öncelikle önüme şu günleri alırdım. Kardeşim ben neredeyim? Şu anda Mayıs ayındayız. Haziran ayına kadar vaktimiz var ama biz her gün ne yapacağımızı tek tek yazacağız ama tamamen hepsini bilemeyebiliriz. Bu durumda ne yapacağız? Diyelim ki kaynaklarımız var. Alt adımda hızlı tekrar var. Veyahut da ne bileyim mesela işte ana denemelerimiz var. Şimdi biz veya başka kendi yayınlarımız varsa onlar da olabilir. Ben bu alt adımda hızlı tekrarda şu günlere buraya bir tane, şuraya bir tane, şuraya bir tane, şuraya bir tane tekrar koyacağım diyebilirsin. Ve aradaki boşluklarda birer tane deneme koyacağım diyebilirsin. Bunlar yapman gereken zaten zorlu şeyler yani kaynaklarına göre. Tabii ki deneme değil de normal soru bankasıysa... o durumda yaptığın yanlışlara göre eklen lazım. Sonrasında şimdi Normal denemelerini çözüyorsun. Alt adımda hızlı tekrarla tekrar yapıyorsun. İnkılapta İngilizce'de ve matematikte hataların çıktıkça o hatalarla alakalı, o hataların olduğu konuyla alakalı ekstra çalışma yapmalısın. Ve ardından da o eksikliğini tamamlamış olursun. İnkılapta bazı tarihleri, olayları ve kronolojik sırayı sürekli unutuyorum yapmalıyım. Birincisi Kronolojik sıra çıkıyor ama tarih sorulmuyor. Yani bu olay kaç yılında olmuştur diye soru gelmiyor. Olayları da bu olay nedir diye sormuyor. Olayın tanımını yapıyor. Buna göre hangisine ulaşılabilir diyor. Dolayısıyla sen olayların neyle alakalı olduğunu bilmen çok daha faydalı. Yani diyelim ki işte tekalifi milliye milli beraberlik ve milli birlik ve beraberliği sağladı. İşte Büyük Millet Meclisi'nin açılması milli egemenliği sağladı. Veyahut hatta işte Sevr Anlaşması milli bağımsızlığımıza tersi gibi bazı şeyleri siyasi kararlar, askeri o tarz kelimelere odaklanıyor Milli Eğitim Bakanlığı. O yüzden ona dikkat etmelisin. İngilizce'de LGS için kelimeleri bilmek yeterli mi? Yoksa gramer de gerekli mi? Hayır gramer gerekli arkadaşlar. Yani çok gramere dayalı soruyu sormuyorlar. Daha çok kelimeleri bilmemiz ve cümle kuruluşlarını bilmemiz bizim için yeterli oluyor. Hi'den sonra S takısı gelir, Ş'den sonra S takısı gelir. Bunları hiç sorduklarını görmedik. Hocam örnek sorular çok kolay geliyor, yapabiliyorum. Ama denemeler daha zor gibi geliyor. LGS örnek sorular mi yoksa daha zor mu çıkacak? Arkadaşlar LGS örnek sorular düzeyinde çıkacak fakat bizler sınav anıyla sorular bize bir tık daha zor gelebilir. O yüzden bizler her zaman e, böyle kolay değildi de biraz tık zor gelecekmiş gibi düşünerekten çalışmalıyız. Çünkü ister istemez mesela şu anda ben bu videoyu çekerken biraz daha rahatım ama bu videoyu canlı yayında çekiyorsam birazcık heyecanlanıyorum acaba ne olacak falan diye. E, sizler de bu denemeyi evde çözdüğünüz zaman mesela örnek veriyorum şuradaki ana denemesini alalım bu denemeyi evde çözdüğünüz zaman biraz daha rahatsınız. Kendi eviniz, kendi koltuğunuz, işte anneniz içeride, babanız falan filan o rahatlık veriyor. Ama sınav ortamı da çözdüğünüz zaman ister isterseniz bir tık insan heyecanlanabiliyor ve kolay gibi ülken soru biraz zor geliyor. Zor gibi ülken biraz daha zor gelebiliyor. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Yoksa sınav örnek sorular gibi geliyor. Ee, bazen bir matematik sorusunu o an çözemiyorum ama aradan biraz zaman geçtikten sonra mesela ertesi gün o soruyu tekrar baktığımda çözebiliyorum. Neden? Bu konuda ne yapabilirim? Şimdi bu e, tecrübesizlikten yani çok az soru çözmekten kaynaklanıyor. Biz mesela sözcükte anlam sorularını daha rahat çözüyoruz. Niye? Çünkü günlük hayatta hep Türkçe konuşuyoruz. Birbirimize görüşüyoruz. Ben şu anda Türkçe konuşuyorum. Siz beni anlıyorsunuz. O yüzden anlam bilgisindeki birçok soruya hakimiz. Ama günlük hayatta matematik çözmüyoruz ki. Günlük hayatta sürekli bu işte M bir tam sayı olmak üzere. E Bunlarla sürekli karşılaşmadığımız için az karşılaşınca da ilk sefer doğru yapıyoruz, ikinci sefer yanlış yapıyoruz, İlk sefer yanlış yapıyoruz, ikinci sefer doğru yapıyoruz. Dolayısıyla ne kadar çok karşılaşırsak ona o kadar çok uyum sağlamış oluruz. Gaziantep sesini tabii ki tanıtabiliriz. Gaziantep sesi Ankara'da arkadaşlar çok değerli pardon İstanbul'da da varmış. Hem İstanbul'da hem Ankara'da var. İstanbul'daki Van sesi 7.31 e, dilimiyle alıyor. Mühendislik, mimarlık ve diş hekimliği var. Ankara'daki ne ben biliyorum. Ankara'daki son derece süper bir Anadolu Lisesi. Hatta Ankara'nın en iyi 3-4 Anadolu Lisesi'nden bir tanesi. Türkiye'nin bütün Anadolu Lisesi'leri sizlerin arkadaşlar. Onlar sizler için hazır bekletiliyor şu anda. Temizlendi. Lütfen sizler de çalışın. O güzel liseleri doldurun. Hadi bakalım ödül sıra yorumlarınızı bekliyoruz.